Şimdi Sayın Fatih Altaylı'yı kürsüye davet ediyorum. Bir sonraki konuşmacı Sayın Elmas. Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkan, Turcan abi anladık mesajını. Sağ ol Turcan abi, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkan, Sayın Yönetim, değerli Galatasaraylılar, hoş bulduk kürsüye. Laflarına başlamadan önce şunu söyleyeyim. Mevcut yönetimlerde olan, geçmiş yönetimlerde olan pek çok kişi, benim 40 senelik, 45 senelik, 50 senelik arkadaşlarım. Onlar bir tarafa oy veriyor, ben başka tarafa bazen. Bazen aynı düşünüyoruz, bazen farklı düşünüyoruz. Genelde de farklı düşünüyoruz. Tamam efendim, daha yaklaşacağım. Genelde farklı düşünüyoruz 50 yıllık arkadaşlarımla. Seçimde oy kullanıyoruz. Burada ibra ediyoruz veya etmiyoruz. Sonra çıkıyoruz, kol kola gidiyoruz. Haftada bir, bazen iki buluşuyoruz. Benim Galatasaray Lisesi mezunu olmayan hayatta bir tane arkadaşım var. Kulüp üyesi olmayan bir tane arkadaşım var. O yüzden çok birbirimize kızmayalım. Yani sonuçta amacımız aynı. Buradan daha çok sevdiğimiz, daha çok kendimize yakın hissettiğimiz bir yer yok. Şimdi bana kızabilirsiniz de yine ama ben ne yazık ki çenesini tutamayan bir adamım. Biraz yavaş konuşacağım, kusura bakmayınız. Hem Sayın Eski Başkan Dursun Özbey'in konuşmasını büyük bir keyifle dinledim. Niye keyifle dinlediğimi söyleyeyim. Çok önemli bir ilerleme kaydettiğini gördüm. Sayın Dursun Başkan, Dursun Özbek Başkan, yönetimde olduğu süreç boyunca burada olsun, divanda olsun, her Galatasaray ortamında veya Galatasaray'ı temsil ettiği her ortamda yapılan tüm icraatlardan ben diye bahsederken yaptım, aldım, sattım, anlaştım, getirdim, götürdüm derken başkanlıktan uzak kaldığı 2 aylık süre kendisine oldukça yararlı olmuş. İlk kez biz diye bahsetti kendi yönetiminden ve bugün hala kendisiyle beraber olan arkadaşlarından. 2 aylık ayılma süreci için Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. 2 ayda ulaştığı nokta için. Galatasaray'da başkanların beni yoktur. Bizi vardır. Çünkü o başkanlar hem yönetimlerini hem de buradaki ve burada olmayan tüm Galatasaray'ı temsil ederler. Biz Galatasaray'da biz diye konuşmayı öğrendik. Ancak bunun dışında konuşmasında çok beklediğimi bulamadığımı ya da belki de tam da beklediğimi bulduğumu söylemem lazım. Neydi beklediğim? Daha önce yaptıklarını bir kez daha söylemesi. Ve konuşma boyunca gerçek kırıntıları aradım. Gerçeği değil ama en azından belki kırıntıları olur diye. Sayın Dursun Özbek kırıntı bile sunmadı bana. Ve konuşmanın bir kısmında kapının önüne çıktım bir kendimi rahatlatayım diye. Çünkü zekamla alay edilmesinden çok üzüntü duydum. Ve bu alaylar da devam ediyor. Arkadaşlar, Galatasaray Hazırunu Çiftlik Bank üyeleri değildir. Çünkü Galatasaray başkanları sonra Uruguay'a, Kolombiya'ya bir yerlere kaçmazlar, kaçamazlar, kaçma hakları yoktur. Onun için Galatasaray başkanları kötü de olsa, hoşumuza gitmeyecek de olsa doğruları söylemek zorundadır. Ayrıca da Galatasaray'da hiç kimse, ne başkan, ne yönetici, ne genel kurul üyesi, bu salondaki saygın insanları, saygın insanlara bir siyasi parti grup toplantısı, bir muhtarlar toplantısı muamelesi yapamaz. Kimse kimseyi buraya getirip de beni alkışlayın, benim yerime konuşun diye hemşerisini, gelecekte görev vermeyi vaat ettiği yöneticiyi onunla bununla muhatap etmez. Galatasaray Hazırunu'nun çok uzun yıllardan beri tanıdığım,
bana nur içinde yatsın rahmetli Ali abinin benim politik arkadaşım diye tanıştırdığı bir eski milletvekili siyasetçimizin aklına ihtiyacı yoktur. Her ne kadar Giresunlu olsa da. Siz herkese sus derken ben de size susun diyorum. Çünkü siz ne kadar kaşarlanmışsınız Sayın Altaylı, siz genel kurula hitap edin lütfen. O kadar kaşarlanmışım. Sayın Altaylı, rica ediyorum Sayın Özdemir. Rica ediyorum. Sizle konuş, Hatip'e müdahale etmeyelim. Rica ediyorum Sayın Özdemir. Şimdi birkaç mevzuya gireceğim izninizle. Sayın Divan da izin verirse. Efendim otel faturaları konuşuluyor. İşte 11 bin gecelemeymiş de işte yani faturalar geri alınmış bir kısmı. Bir kısmı ileri götürülmüş. Faizler affedilmiş. Vade faktörü geri alınmış. 11 bin gecelemeye düşmüş. Ben 11 bin geceleme, 50 bin geceleme umurumda da değil. Orada kimin yattığı da umurumda değil. Benim umurumda başka bir şey var. Bir Galatasaray başkanı, bir Galatasaray yöneticisi kendi kulübüne fatura keser mi arkadaşlar? Burada bir dakika anlatacağım. Durun sakin olun. Lütfen gelmeden iki kadeh için sakin olun ya da ilaç alın sakin olun. Bu kadar kızmaya gerek yok. Anlatacağım bir bekleyin. Ben yasaların ne olduğunu sizden daha iyi biliyorum. Ben her gün yasalarla muhatabım. Durun. Müdahale etmeyelim Hatip Bey. Lütfen sakin olun. Rica ediyorum. Sayın Arzay, siz de genel kurula hitap edin. Şey yapmayın. Rica ediyorum sakin olun lütfen. Evet. Sayın üyeler, sakin olunuz. Efendim, Galatasaray'da başka otelci arkadaşlarımız da var. Bunların pek büyük bölümü çeşitli vesilelerle Galatasaray Spor Kulübü'nün çeşitli takımlarını defalarca misafir ettiler. Bir tanesi orada oturuyor. Adını vermeyeyim. Kızar bana. Abi benden mi? Mesela bu kulübün tüm takımları, siz söylediğiniz gibi tüm takımları Antalya'ya gittiği her seyahatte futbolu, bayan voleybolu, bayan basketbolu kim varsa Antalya'ya giden Özer'in otelinde kaldı arkadaşım. Özer Saracoğlu'nun. Açın Galatasaray muhasebesini. Sera Otel'in kuruluşu 1986'dır. 1 liralık Sera Otel faturası var mıdır? Bu bir örnek. Daha çok var. Daha ne özerler var Galatasaray'da? Daha ne özerler var? Sükunetle dinleyelim lütfen. Yerinize oturun. Ben kimseye bir şey demiyorum arkadaşlar. Kimseye bir şey demiyorum. Sakin olun. Fatura kesmek elbette bir zaruret. Özer geçmişte 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerde çok fatura kesti. Galatasaray kulübünden dolayı oraya gelip kalanlara. Zaruri çünkü. Ama kime kesti? Bana kesti, babasına kesti, annesine kesti, teyzesine kesti. Ama Galatasaray kulübüne kesmedi arkadaşlar. Kimse de kesmedi. Önemli olan kaç gece olduğu değil. Önemli olan kaç gece olduğu değil. Yerinize oturuyorum lütfen. Sakin olun. Önemli olan kaç gece kimin kaldığı değil. Üstelik de turizmin bu kadar kötü olduğu bir dönemde Taksim'deki otellerin, Beyoğlu'ndaki otellerin, Sultanahmet'teki en lüks otellerin bile inanılmaz fiyatlara satıldığı bir otelde kafana göre de fatura kesmek de ayrı bir şey ama o beni hakikaten ilgilendirmiyor. O beni hiç ilgilendirmiyor. Bir diğer konuya geçeyim. Galatasaray'ın geçmişte 2,5 yıl başkanlığını yapan, o değerli makamda oturan Sayın Dursun Özbek, bizden bir izin istedi. Dedi ki ben Florya'yı ve Riva'yı Galatasaray'ın borçlarını ortadan kaldırmak için satabilir miyim? İşte dedi ki aslında bu satış değil de öyle de böyle de şöyle de. Biz dedik ki abi bu satış yapma işte, basmaya satış da mühim değil. Galatasaray eğer bu borç yükünden, bu faiz sarmalından kurtulacaksa sat, helal olsun dedik. Niye? Çünkü bize bir tablo gösterdi. Dedi ki 500 milyon dolar. Biz de peki dedik 500 milyon dolar büyük para. Kaç para geldi? 508. Kırdırdık 342.
342 bin dolar karşılığı ne? 90'de o zamanki kurlarla. Dursun Özbek yönetim döneminde ortaya çıkan borçların bir bölümünü karşılıyor. Şimdi Sayın Özbek diyecektir ki biraz sonra tekrar buraya çıktığında daha para gelecek. Vallahi ben Türkiye'de bu işlerin en tepesindeki çok önemli bir kurumun çok önemli bir ile görüştüm. Dedi ki vallahi dedi Galatasaray'ın hesabını biz anlamıyoruz. Nasıl dedim? Dedi ki Ataköy sahil yolunda falan dedi. Şehrin göbeğinde deniz manzaralı evler var. 28 milyar dolarlık toplam dedi sahil yolunda konut arzı var. Buradaki fiyatlar dedi 4000 5000 dolarlar seviyesinde gezinirken Galatasaray'ın Riva'da o ve hatta onun üstünde bir rakam bulması lazım ki metrekare başına üstlenicinin bu parayı alsın Galatasaray dedi. Bizim aklımız ermiyor. Ne alır dedim? Belki dedi bunun yarısı kadar biraz bir para daha alır dedi. İyimser tahminle. Florya. Florya satılmazdan evvel Sayın Başkan'ı başka Galatasaray'la beraber gittik. Dedik ki abi Sayın Başkan, Sayın Dursun Özbek. Florya'da bizim kullanımımızda olan 60 küsür dönüm arazi var. Bunun 20 küsür dönümü bize ait, gerisi devlete ait. 2000'li yılların başında devletle vardığımız bir uzlaşma nedeniyle bizim o arazileri satın alma hakkımız var. Gidelim bunu tekrar zorlayalım, işletelim, satın alalım bunları. Çok düşük bir bedeldi çünkü. 8 milyon dolardı galiba. Alalım ki bunu toptan verelim, gelirimiz 3'e katlansın. 20'nin değil 60'ın parasını alalım. Allah'tan tanıklar var. Yani tek başıma olsam derim ki Fatih rüya gördün, palavra atıyorsun. Başkan diyebilir ki bu herif yalancı falan. Tanıklar var. Bir sürü pek çok saygın Galatasaray var. Dedi ki merak etmeyin. Onun da dedi rantı Galatasaray'a gelecek. Dedim ki abi olmaz. Bize ait olmayan bir rantı bize veremezler. Devlette böyle bir şey olmaz. Adamı içeri atarlar bunu veren genel müdür, müdür kim varsa. Merak etmeyin. Hepsi kontrol altındaydı. Şimdi ben size Florya'dan gelecek rakamı söyleyeyim. Bize Florya'dan 120-130 milyon TL civarında bir para gelecek. Görünen o. Biraz üstüne çıkabilir. Çok az altına inme ihtimali belki olur. Yani baktığınız zaman hep bunlar hata, 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 hata. Sonuçta bunlar evet hırsızlık değil. Evet cebine atmamış. Evet bunu kötü niyetle yapmamış olabilir. İçini okuyamam. Ama sonuçta bedelini Galatasaray ödüyor. Tablolarda deminden beri görüyorsunuz. Biz ödüyoruz bedelini. Yanlışının. Şimdi ben gidip birini vursam da o ölüyor. Yanlışlıkla kazayla, arabayla çarpsam da ölüyor. Sonuçta ölen ölüyor. Benim niyetimin çok önemi kalmıyor ki ölen öldükten sonra. Demek ki yanlış işi yapanın bununla ilgili bir daha o işi yapmaması lazım. Hata yapıyorsunuz. Bir daha o hatayı tekrarlayacağınız bir makamda oturmanız lazım. Sayın Özbek oteli niye ötüyorsa yönetsin. Ama Galatasaray'ı yönetmediğini gördük rakamlarla. Bir başka bir şeye geleceğim. Çok beni rahatsız eden bir şey. Ah oh, Mehmet Ali Bacı. Tüzüğü niye böyle kötü yaptığını buradaki konuşmanda verdiğin bazı hukuki örneklerden anlıyorum. Hepimizin tartıştığı ve kötü bulduğu tüzüğü eğer burada söylediğin gibi hukuksal bir temelle yaptıysan Allah zaten bizi bu hale düşürmüş oluyor tüzük açısından. Şimdi sevgili Elbacı diyor ki hem onu hem sevgili Elbacı söyledi ben de başkaları da söyledi. İşte kasa kolaylığı yaptı da ona faiz işitmek zorunda. Arkadaşlar kasa kolaylığını az önce bir başka konuşmacı söylediği gibi cebinden yaparsa eğer faiz işletmez. İşletmeme hakkına sahiptir. Şirketten yaparsa evet işletir. Peki Dursun Özbek bu kasa kolaylığını yaparken bu genel kurula gelip de ben buraya kasa kolaylığı yapıyorum ama ben buna yüzde bilmem kaç faiz işleteceğim. Ben bunu kendimi banka yerine koyarak veriyorum size dedi mi? Hayır. Hepiniz dediniz ki bravo adama kasa kolaylığı yaptı. Kasa kolaylığı değilmiş o. Banka kredisiymiş ama Dursun Özbek vermiş. Peki bunu ben uyduruyor muyum? Hayır. Uydurmuyorum, uydurmuyorum. 10 şahidi var. Sayın Başkan, Sayın Mustafa Cengiz bir toplantı yaptı. Eski yönetimleri davet etti. Sayın Cansun yönetimini temsilen de ben gittim. Başkan döndü eski başkana, dedi ki, Dursun Bey,
bu kadar elimizi kolumuzu dört taraftan bağlamışsın. Bunların bazılarını kaldır. Bire iki neredeyse temlik ve tedbir koydurmuşsun. Ne hisse kalmış, ne Dagda'nın geliri kalmış, ne o kalmış, ne bu kalmış. Ne yapacağım ben dedi. Dursun Özbek dedi ki Sayın Başkan, eski başkan. Bankalar kaldırıyor mu dedi. Mustafa Başkan da dedi ki, sen banka mısın? Dursun Bey dedi ki, evet ben bankayım dedi. Buna dört Galatasaray Başkanı, dört yönetici, iki eski ikinci başkan şahittir. Ben de bunun üzerine... Ben de bunun üzerine döndüm Sayın Mustafa Özbey'e ki o ana kadar kendisini o toplantıda eleştirilere karşı da koruyan ben idim. Döndüm Sayın Özbey'e dedim ki Dursun abi, Sayın Başkan, sen dedim kasa kolaylığı yapmamışsın, krediye aracılık etmişsin dedim. Evet dedi. Uydurmuyorum, baş başa görüşme değil. Galatasaray'ın resmi kayıt altında toplantısı. Şimdi... O zaman burası Zurna'nın son deliği vardır ya, o da değil, ondan sonraki delik. Bu suçtur arkadaşlar. Neden? Çünkü Özbek Turizm AŞ, bankalar kanununa göre kurulmuş bir şirket değildir. Birilerine kredi verip faiz alma sistemi içerisinde olabilen bir şirket değildir. Eğer bunu yapar ise, o... Kasa kolaylığı adı altında bize iki yıl boyunca sunduğu ama sonradan kredi olduğu ortaya çıkan işlemi yapar ise eğer, Türkiye'nin en önemli ticaret hukukçularına da sorarak burada anlatıyorum ki bunda başka tanıklar da vardı bu toplantımızda ticaret hukukçularıyla, bu suçtur. Bu suçun Türk Ceza Kanunu'ndaki adı tefeciliktir. Ticaret Kanunu'ndaki adı da tefeciliktir. Sayın eski başkanımız Sayın Dursun Özbey'e tavsiyem şudur. Bundan vazgeçsin. Bundan ben istiyorum diye değil, herkes istiyor diye değil, yönetim istiyor diye değil, genel kurul istiyor diye değil. Suçlu duruma düşmemek için vazgeçsin. Çünkü eğer bunda ısrar eder ise eğer, bunun yasal karşılığı bellidir. Hazine tefecilik yapanların hem faiz gelirlerine hem ana parasına el koyar. Dursun Başkan acilen, niye edeyim canım, ben sizin gibi ispiyoncu muyum, niye edeyim, niye edeyim, çok ayıp, ben Galatasaray Başkanı şikayet eder miyim, ben uyarıyorum, ben uyarıyorum, böyle olmadığını göstersin diye bir kardeşi olarak, bir Galatasaray olarak uyarıyorum, uyarıyorum, çünkü ben sizin gibi birilerini körü körüne destekleyen değil, ben her Galatasaray'ın başının belaya girmemesini isteyen bir adamım. Sizin de, eski başkanlarımın da, herkesin de. Beyefendi, akşam eve gideceksiniz. Yarın maç var. Sesinize hakim olun. Yarın maçta bağırırsınız. Ama maça gelmiyorsunuz zaten pek çoğunuz. Biliyorum zaten. Ama sesinizi saklayın. Yarın Trabzon maçı var. Orada bağırın. Bana bağırmayın. Lütfen. Çıkardım zorunlu kapatıyorum. Fatih abi. Sayın Altaylı. Bir toparlayabilirsek, çok bekleyen var, rica edeceğim. Bir müdahale etmeyin, Fatih Bey de toparlıyorum. Toparlıyorum, merak etmeyin. Toparlıyorum, merak etmeyin. Efendim son sözlerimi söylüyorum, merak etmeyin. Futbol gelir gider falan filan pek çok şey anlatıldı. Pek çok doğrulara pek yaklaşmayan rakamlar verdi Sayın Dursun Özbek. Başarılı olduğunu söyledi. Başarılı olduğu tablonun ne olduğunu hep beraber gördük. Ancak ben bir tek şeyi merak ederek son olarak onu soracağım. Diğerini herkes anlattı zaten. Ama unutulan bir şey var. Kimseyi gündeme getirmediği. Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde Türkiye'de spor kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Pek çok takım 50 bin dolar, 100 bin dolar, 40 bin dolar, 80 bin dolar, 300 bin dolar ödemiş. Fenerbahçe 1.4 milyon euro ödemiş. Biz kaç para ödemişiz? Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre 3.5 milyon euro. Arkadaşlar,
Değerli Galatasaraylılar, sevgili Galatasaraylılar. Bıraktım ben, bırakıyorum lafı zaten. Boşuna nefesinizi yormayın, daha fazla şey yapmayın. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Bu salondakilerin çok büyük bölümünün çok iyi Galatasaray olduğunu da biliyorum. Ben siz yokken de bu kürsüdeydim. Yarın öbür gün işiniz bitip bazılarınızın bu kürsüde olmadığı zaman ben yine bu kürsüde konuşacağım Galatasaray'ın menfaatleri için. Çünkü ben Galatasaray'ı insanlardan çok daha fazla seviyorum. Kimsenin adamı olmadım, olmayacağım da. Size de naçizane tavsiyem olmayın. Olmayın. Galatasaray'ın adamı olun. Teşekkür ederiz Sayın Altay. Çok saygılar sunuyorum. Sayın Altay, teşekkür ederiz.